Sayın Azurum, öncelikle herkese saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Beşiktaş'ın malumunuz başlatmış olduğu Bırakmam Seni Türkiye'm kapsamında, kampanyası kapsamında yapmayı planladığımız deprem bölgesindeki ilkokul projelerini size anlatmak istiyorum. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Bizler depremin ilk gününden itibaren elimizden geldiği katkıyı bölgeye vermeye çalıştık. Az önce Genel Sekreterimiz Sayın Mehtap Hanım konu hakkında kısa bir bilgi verdi. Ardından kısa vadeli yardımlarımızı toparladıktan sonra orta vadeli planlarımızda yapabileceklerimizi istişare ederken bu ilkokul projesi kafamızda canlandı ve akabinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu okullar hafif çelik prefabrik malzemelerden 900 metrekare zemin taban oturumlu, içerisinde 4 tane derslik, görsel sanatlar, beden eğitimi, yemekhane, seminer salonu, fen dersliği gibi alanlardan oluşuyor. Fonksiyonlarını yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili makamlarıyla istişare ederek hazırladık. Projelerimiz hazır. Şu an projenin kapsamı doğrultusunda bağış kampanyamız devam ediyor. Çeşitli nakdi yardımları almaya devam ediyoruz. En yakın zamanda ilk okulumuzu Antep ilinin Oğuzeli mahallesinde temelini atarak başlamayı hedefliyoruz. Sunumda da görülebileceği gibi okulun görselleri ve kat planı 4 derslikli hafif çelik ilkokulu olarak 900 metrekare alana oturan bir şekilde okulumuzu planladık. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki Eylül'de 2023-2024 eğitim öğretim yılına bu projeyi deprem bölgesine kazandırmayı hedefliyoruz. İkinci olarak ben biraz Mehtap Hanım'ın değindiği BAKOM projesinden bahsetmek istiyorum. BAKOM projesi kapsamında hedefimiz İstanbul, İzmir, Ankara üçgeninde deprem koordinasyon merkezleri kurmak. Tabii burada Vodafone Park ana merkez üssümüz olacak. Bununla beraber derneklerimizin bulunduğu 7 ilde tim toplanma merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Başlangıç için 100 gönüllü ve profesyonelden oluşacak bir çekirdek kadroyu hedefledik. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği'nin AFAD'dan sorumlu vali yardımcısı Yaşar Bey'le, İBB'nin AKOM'da İstanbul İl Koordinatörü Rezzak Bey'le yaptığımız görüşmeler neticesinde bir projeksiyon ortaya çıktı ve çok kısa zamanda bunu hayata geçirmek adına çalışmalara başlayacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta ilk tamamen işin paydaşları olan toplantıyı yaparak kısa sürede bu projeyi hayata geçirerek buradaki sadece amaç malumunuz beklenen İstanbul depremi değil, memleketimizde gerek Türkiye'de gerek yurt dışında oluşabilecek tüm afetlere, sadece deprem değil, oluşabilecek tüm afetlere Beşiktaş'ın her alanda öncü olduğu gibi bu alanda da devletine yardımcı olabilecek profesyonel bir ekip kurması ve hayat kurtarması her şeyden öte. Bu konunun haricinde bir tesis projemiz var. Ben ona biraz değinmek istiyorum. Gençlik Spor Bakanlığı ile yaptığımız bir tahsis anlaşması oldu yakın zamanda. Bunu Milli Emlak üzerinden Gençlik Spor'a tahsisini alarak, oradan da Beşiktaş'a sözleşmeyi alarak bir futbol köyü projesi gerçekleştirdik. Şu an ekranda gördüğünüz bir küçük animasyonu dönen proje. Bu projeyi Beşiktaş'a bedelsiz olarak Gençlik Spor'dan kazandırdık. İnşallah Allah kısmet ederse de yakın zamanda gerekli finansmanlığın organizasyonunu yaparak ve proje izinlerini alarak kalıcı bir değeri Beşiktaş'a kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız.
Bu proje hakkında çok kısaca ben bilgi vermek istiyorum. Projemiz Beykoz'un Paşamandıra köyünde. Paşamandıra köyü şöyle tarif etmem gerekirse TFF'nin Riva tesislerinin 6 kilometre güney batısında kalan bir alan. Yani oradan gözünüzden canlanabilir. TFF tesislerine yakın bir alanda. Tamamen bir ormanlık alanın içerisinde, geçmişte bir amatör spor kulübü tarafından kullanılmış ama şu an atıl kalmış bir alan. Projenin güzel tarafı alanın ormanla tamamen çevrili olmasından hariç alanın orman parseli olmayışı. Orman parseli olmayışının bizler için en büyük avantajı hepimizin malumu olan antrenmanlarımızı yaptığımız yaklaşık mazisi 20-25 yıla dayanan Nevzat Demir tesislerinin orman konuları. Neyse o konulara pek girmek istemiyorum. Bu projenin standartlarını biz gerek TFF yetkilileriyle, gerek UEFA'dan bir danışmanla, gerek stadyumdan sorumlumuz Ahmet Ateş'in yönlendirmeleriyle profesyonel bir mimarlık şirketiyle çalıştık. Bu mimarlık şirketi de sağ olsun bu projeyi bize sadece gerekli yasal izin ve gerekli proje prosedürlerinin bedelini ödeme karşılığı bedelsiz yapmayı taahhüt etti. Biz bu alanda bazı teknik gereksinimlere ihtiyaç duyuyoruz. Alan doğal bir alan, içinden dere geçiyor. Bunun ıslahı gibi teknik konular var. Bu konularla sizi pek boğmak istemiyorum. Genel vaziyet planı üzerinden size projeyi biraz açıklamak istiyorum. Proje bilindiği üzere UEFA standartlarının 68'e 105 bir futbol sahası standardı mevcut. Projemize bir tane 68'e 105 futbol sahası, bir tane sentetik antrenman sahası, bir tane yeni teknoloji, bu Ajax gibi, Borussia Dortmund gibi önde gelen takımların kullandığı bir robotik antrenman alanları var. Onların tesislerine gittiğimizde, gözlemlediğimizde, nasıl verimli olduğunu gördüğümüzde bu projenin içinde bunu gerçekleştirmek istedik. Bu projenin genel vaziyet planı, bir ileri slayda geçebilirsek, bu da bizim arsamızın bize izin verdiği orman parseline herhangi bir imar tabiriyle tecavüz etmeden projeyi konumlandırabileceğimiz hali. Bir önceki slayttan farklı biraz yamuk görüyorsunuz bunu. Herhangi bir orman parseline girmeden bu projeyi gerçekleştirmemiz için biraz mimari oynamalar yapmak zorunda kaldık. Projenin içerisinde tüm UEFA standartlarını karşılayan gereksinimleri var. Proje sürecine başladık. Vaziyet planımız hazır. Sanıyorum 3 ila 6 ay aralığında gerekli projelendirmeyi bitirip yasal izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. İnşallah 2025 yılına kadar, belki 2024 yılının sonuna kadar da Beşiktaş'a bu kalıcı değeri kazandırmış olacağız. Çok kısa projenin çıktılarından bahsetmem gerekirse, proje daha önce bahsettiğim gibi 68'e 105 profesyonel bir sahanın, bir antrenman sahasının yanı sıra içinde 2000 kişilik bir tribünü, bununla beraber malumunuz yedek kulübeleri, eğitim sahaları, basın odasından tutun da doping odasına kadar tasarlanmış bir alan. Tüm gereksinimleri düşünmemizin sebebi burada profesyonel maçlarında oynanabilmesi. Malumunuz U19'un çim saha maç oynaması. Yarın öbür gün gelecek regülasyonlarla kadın futbol takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması halinde mecburi çim sahada oynaması koşulları göz önünde bulundurduğumuzda burada gerek U19 takımımız gerek kadın futbol takımımız profesyonel müsabakalara Vodafone Park'taki standartların bir noksanı olmadan erişebilecekler. Bu projemizin genel hatları, projemiz zaten ilerledikçe, yapım aşaması başladıkça bunun hakkında gerekli detaylı bilgileri zaten siz Sayın Hazuruna gerekli mecralar üzerinden ulaştıracağız. Bunun haricinde bu benim görev alanım yatırımlar ve gayrimenkuller olduğu için bu okul gibi, BAKOM gibi sosyal projelerin haricinde
Görev alanım olan Beşiktaş İnşaat AŞ'yi de alakadar eden bir husus hakkında size bilgi vermek istiyorum. Malumunuz Vodafone Park Stadı 2013-16 yılları arasında bir inşai faaliyet döneminden geçti. Akabinde açılışından bu yana geçen 7 yıllık süreçte Vodafone Park'ta çeşitli tadilatlar, çeşitli gereksinimler oldu. Lakin yağmur sebebiyle çatı brandasından sebep su akmasının çokça dile gelmesinden dolayı biz bir ihaleye çıktık ve bu ihaleyi kapalı zarf usulüyle dün akşam saat 5 itibariyle resmi sitemizden de yayınladığımız doğrultuda zarflarımızı teslim aldık. Önümüzdeki pazartesi saat 15 itibariyle de zarflarımızı açacağız. Bu konuya değinmek istememin başlıca sebeplerinden bir tanesi şu. Bu brandanın, çatı brandasının biz şu an Fransız dünya devi olan en son Katar Dünya Kupası'ndaki özellikle benim gıpta ederek baktığım statların çatı brandalarını yapan Fransız Ferrari firmasıyla bir teknik anlaşma yaptık. Onlardan malzeme alma suretiyle onların onay verdiği ve onların garanti kapsamından çıkmayacak 5 firmadan da tekliflerimizi aldık. Daha önceki Vodafone Park'ın branda ihalesi benzer bir şartname oluşturulmuş. Aynen Ferrari brandanın şartnamesi gibi. Lakin 21 Ocak 2015'te bir ara kararla, pek şahıslara değinmek istemiyorum, bir ara kararla bu branda, profesyonel tüm statlarda kullanılan branda bir cam elyaf malzemesine dönüştürülmüş. Bu dönüşümden sebep de malumunuz stadımızın açılmasından 7 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen branda şu an maalesef kuşların da yemesinden dolayı kullanılmaz hale geldi. Biz firmayla 15 yıl uluslararası garanti anlaşması yaptık. Firma 15 yıl sözleşmeye yazmak istedi ama en yakın örneğini verebileceğim rakibimiz Fenerbahçe'nin stadında aynı malzemenin 21 yıl önceki teknolojiyle üretilmiş ürününün kullanılıp yanlış bilmiyorsam geçen sene değiştiğini düşünürsek önümüzdeki 25 yıl bir çatı branda problemi yaşamayacağımız bir imalat olacağını düşünüyorum. Bununla beraber Vodafone Park'ta çeşitli dış cephede veya içeride stadyumun içinde ufak tefek teknik arızalara sebep olabilecek tadilatları üstlendik ve yakın zamanda bunları bitirdik. İnşallah önümüzdeki 2023-2024 sezonuna da çatı brandasını da bitirerek düzgün, temiz bir işçilik yaptırabilirsek, bunu da futbol stadımıza, mabedimize kazandırabilirsek ne mutlu bize. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.